80 öncesinde Türkiye toplumu işçisiyle, memuruyla, öğretmeniyle toplumsal sürecin doğal mecrasında akıyordu. İnsanlar geleceğini kurabileceklerine dair bir irade sahipleriydi. Biz kendi geleceğimizi kurabiliriz. Biz daha aydınlık bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. Bütün toplum bu bağlamda hareket halindeydi. Ama 80 darbesi kendi geleceğini kurmak isteyen, kendi yarınlarına sahip çıkmak isteyen bu toplumun önünü kesti. Ve 3 yıl korkunç bir terör rejimi uyguladı. İşkence, baskı, terör, idamlar kırla birbirine kovaladı. Sonra toplumsal muhalefeti bastırınca 83'ten itibaren demokrasiye geçti. Ama demokrasiye geçirken 12 Eylül darbesiyle geçti. Demokrasiye geçerken 12 Eylül yasalarıyla ve 12 Eylül yönetmelikleriyle geçti. Demokrasiye geçerken anayasanın geçici 15. maddesiyle geçti. Suç işleyenler yargılanamaz diye. Evet, demokrasiye geçerken %10 seçim barajıyla geçti. Kürtleri de oraya sokmayan sosyalist hareketi, komünist hareketi parlamentoya sokmayan, Kürt hareketini sokmayan ve gayrimenşe bir parlamentoyla geçti. Ve Türkiye'de 1983'te 2000'li yıllara kadar, hatta 2017-18'lere kadar, bugünümüze kadar sivil politikacıların hepsi Türkiye'yi anayasayla ve 12 Eylül yasalarıyla idare ettiler. Yani bir nevi 12 Eylül'e işbirliği yaptılar. Ve bütün 30 yıl bu sürdü. Biz 78'ler 2000'li yıllarda bir 12 Eylül kampanyası açtık. Darbeciler yargılansın. Bütün çabalarımıza rağmen ancak iki darbeciyi yargılayabildik. Hatta iki darbeciyi yargıladık, adım attık diye. Bunun, ben içeri alındım. 5 ay içeride yattım. Bir nedeni de buydu aslında. Yani. Bu oldu. Ve bugün darbe rejimi sürüyor. Antidemokratik ortam sürüyor. Ve bu darbecilikle biz hesaplaşmadığımız için tek adam rejimi bunun üzerine oturdu. 12 Mart'ta hesaplasaydık 12 Eylül darbesi gelmezdi. 12 Eylül darbesiyle hesaplasaydık 28 Şubat ve giderek 15 Temmuz darbe girişimi ve tek adam rejimi gündeme gelmezdi ve Türkiye demokrasiye geçerdi. Ve bugün Türkiye antidemokratik süreçte debeleniyor ve kendi geleceğini arama çabasını geliştirmeye çalışıyor.